Ege. Gönül, kızım iyi misin sen? Gidelim buradan abla. Allah aşkına çıkalım bir an önce. Tamam. Yenge. Ne var? Nadir abim dedi ki bir daha buraya, yanına yani. Böyle habersiz gelmeyecek misin? O ne demek? Hiç gelme. Böyle geleceksen hiç çıkma karşıma demek. İstenmediğin yere gelme o zaman sen de. Sen kimsin be? Tanımadıysan arkadaşına sor. Burada misafiriz. Kaşınma kızım. Betül yapma. Karışma bir dakika. Çok iyi tanırım sizin gibileri. Sen de işi gücü bitirmişsin Nadir'le. Dalmışsın kendi alemine. Ama hala ne koparırım peşindesin. Yalan mı? Senin hiçbir şey bildiğin yok. Böyle bilmeden geçip karşıma konuşursan bir daha o uzun dilini kopartırım. Hadi canım. Tamam yeter. Yenge tamam. Betül. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamış benim. Ben bile kalmamışım. Yokum artık. O yüzden sen ol, ayağına denk al. Altanya, bu senin. Ne bu abla? Para. Bir süre ihtiyacını görür. Bizle çalışmayacaksın artık. İster eski patronuna dön, ister ülkene. Karar senin. Ne? Nasıl? Nasıl kızım? Delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz ya? Şşş, sen karışma. Dur bakayım, ne demek karışma? Ortak değil miyiz? Nasıl gönderiyorsun sen bu kızı anlamadım. Biz artık bu işlerden çekiliyoruz Ragıp. Nasıl ya? Nasıl yok işte. Duyduğun gibi. Bitti. Çalışmıyoruz artık. Kimseyi de çalıştırmıyoruz. Kapattık o defteri. Meselenin seninle ilgisi yok Tanya. Yanlış anlama sakın. Neden yanlış anlayacak abla? Siz hep çok iyi oldunuz bana. Sağ olun. Kolay değil o iş. Beraber çıktık yola. Ortağız dedik. Niye geldik biz buraya? Oğlunu buldun. Bitti bizle işin değil mi? Ragıp. Ya kaybeder, çaldırır falan. Ragıp. Bitti. Senden de bıktım, kendimden de bıktım. Anlamıyor musun? Girmiyor mu o kalın kafana? Bu iş burada bitti. Almak, satmak yok. İnsan gibi yaşayacağız artık. İşine geliyorsa oturursun burada. Yok gelmiyorsa senle de ayırırız yolumuzu. Ayırırız mı? Ayırırız ne iş? Fadik sen de mi bulunasın ya? Evet. Beraberiz artık. Dediği gibi namusumuzla yaşayacağız artık. İşine gelirse. Namus namus. Yeter be. 3 kuruş hazır paraya güvenip nasıl kabarıyorsunuz kızım böyle? Verir gider mahvoluruz ya. İş yapmamak ne demek? Fark etmez. Para pul önemli değil. Ben artık aynaya rahat bakmak istiyorum. Oğluma doya doya sarılmak istiyorum. Korkmadan, çekinmeden. Temiz bir şekilde. Kimse beni hor görmeden. Gerekirse girer bir işe çalışırız. İnsan gibi bir iş. Ne bileyim, temizliğe gideriz. Tezgah açar, limon satarız. Yine de namerde muhtaç olmayız. Kafayı yemişsiniz hepiniz. Allah'ın başıma gelen işe bak. Yuh be. Hepinize yuh be. Tanya, senin de yolun açık olsun. Allah gönlüne göre versin. Sağ ol abla. Hadi git hazırlan. Alacak verecek kaldı mı? Hepsi bu kadar kalmadı. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi mi aklına geldi sormak? Tam giderken içine dert mi oldu? Saçmalama Ragıp. Düşman gibi mi ayrılalım istiyorsun? Düşman değiliz de neyiz? Bu yaptığınız ne? Uzatma Ragıp. Efendi gibi ayrılalım yolumuzu bitsin. Senin işler bize göre değil artık. Değil tabii. Benim işler pis. Benim işler rezil. 2 günde ehli namus oldunuz ya, batar artık size. Mersin'e mi döneceksin? Bilmiyorum. Ya kızım şu an var ya adımı sorsam bilmiyorum.
Ama hata bende, bende. Daha en başta size güvenip o yollara dökülen aklıma şaşayım. Hadi eyvallah. Bir çay içeriz değil mi? Gönül! Ne olacak kızım şimdi? Ne? Ne olacak abla? Ragıp da yok. Kaldık böyle biz bize, ne yapacağız? Abla! Şu giden adamın elinden neler çektik unuttun galiba ha? Hatırlatayım ister misin? Anlatayım mı bir eziyetlerini? Sırf benim gördüklerim yeter. Senin kaç senen geçti? Neler geldi başımıza, bir düşün bakalım. Biliyorum. Biliyorum kızım da. Biliyorsun da daha ne? Sanki babamız ayrıldı başımızdan, şu haline bak. Bitti gitti. Kurtulduk işte. İkimiz bakarız başımızın çaresine. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Tamam mı? Tamam. Tamam. İyiyim ben. Yok bir şeyim. Ha şöyle. Boş ver çayı. Ben bir kahve yapayım bizde. Gönül. Gönül. Kızım yapma ama böyle. Bak üzüyorsun beni. Abla ne olur beni rahat bırak. Hadi kalk kızım. Kalk toparlan biraz. Harap ettin kendini. Gönül. Abla. Yatacağım, uyuyacağım. Bırak beni Allah aşkına ya. Bırakmam. Kızım ben seni nerelerde bırakmamışım. Şimdi mi izin vereceğim kendini koyuvermene? Hadi güzelim benim. Hadi. Aramadı Nadir. Dünden beri ulaşamıyorum. Çıkmıyor telefonlarıma. Neden çıkmıyor abla? Ve bağlı mıyım ben? Niye kapattı bütün kapıları suratıma? Olur mu öyle şey kızım? Adama da izin ver, sindirsin biraz. Bir düşünsün. Başında bir sürü derdi. Mehmet'le ayrı uğraşmış. Şimdi bir de sen çıkmışsın karşısına. Ondan yana gibi konuşuyorsun. Ne alakası var? Sen bir sakin düşün. Hemen bozma moralini. Moral falan istemez abla. Boşuna uğraşma benimle. Oldu. Bırakayım böyle kendi haline. Bilerek yapıyor. Baştan mahsus görüştürdü beni Mehmet'le. Göreyim de hep yanında olmak isteyeyim diye. Sürekli umut edeyim diye. Canımı iyice yakmak için. Şimdi bak, çocuğum orada duruyor. Ama ben korkudan yanına bile gidemiyorum. Haber de gelmiyor. İyice çaresiz kalayım diye yaptı. O gün öldürmedi beni. Şimdi böyle her gün öldürüyor. İntikamını alıyor. Deme öyle. Kötü adam değil Nadir. Kaç defa anlattın. Sen bile demedin mi vicdanlı adamdır diye? Değilmiş işte. Kıvrandırmazdı böyle. Böyle aciz bırakmazdı beni. Gönül, sana yakışmıyor. Dayanıklı kızsın sen, yapma. Az kaldı abla. Çok az kaldı. Biraz daha süründürsün beni. Ne yapacaksın? İki rahmetten biri. Neymiş? Ne yapacaksın Gönül? Ya bak korkutma beni. Gider alırım Mehmet'i. Bu sefer de o bulamaz bizi. Alamadın mı? Neyim kalmış ki benim? Ragıp'ın silahı duruyor içeride. Bir mermiye bakar. Tövbe de. Demeyeceğim abla. Madem kimse inanmıyor artık benim tövbeme sözüme. Bundan sonra böyle. Az kaldı. Bitiyor sabrım. Ben bitiyorum abla. Çok az kaldı. Bitiyorum. Niye gittin dermana ya bana sormadan? Ne işin var dermanda? Senin için gittim be. Ne işim olacak? Benim yüzüm tutmadı yalvarmak için. Ben de seni göndermişim gibi. Ne alakası var kızım? Adam gibi konuştum geldim. Ne dedi Nadir? Gösterecek mi Mehmet'i? Kabul etti mi bari? Etmedi. Al işte. İyice yerlere düşelim. Üstümüze basmayan kalmasın, tamam mı? Etmedi. Ama hayır da demedi. Göremez demedi. Arayacağım ben dedi. Ben aradım mı niye açmıyormuş telefonunu? Sinirli kızım adam. Ay bilmiyorsun sanki. O kadar da didiklemedim herhalde. Ters tepmedi yani. Hayır canım olur mu? Suyuna gittik herhalde. Daha büyük iş açar mıyım başımıza? Abla. Sen var ya. Ne? Sen ne acayip kadınsın be. Sen de fena değilsin ha. Gel sana bir kahve yapayım. Gel. İyi.
Evet. Yani bekliyordum. Bekle dedin, bekliyordum Nadir. Bitirmişsiniz pis işleri. Bitti. Evet, bitti. Sen biliyorsun demek. Konuş, sen konuş. Anlatırım sonra. İyi. Madem öyle, bugün gidip görürsün Mehmet'i. Sahi mi? Bugün? Hemen bugün değil mi? Evet, bugün. Sen gelmeyecek misin? Gelemem, işim var. Evden gelir alır Turan seni. Giderseniz. Tamam. Sağ ol Nadir. Çok sağ ol. Saat kaç gibi? Bilmiyorum. Arar Turan seni. Tamam. Peki, tamam. Gönül, beni pişman etme. Gidiyorum abla. Bugün gidiyorum Mehmet'ime. Ay. Hadi gözün aydın kızım. Hele şükür. Hayır yani taş olsa yumuşardı zaten. Abla ya. Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Ay. Sen nasıl bir şeysin? Ay. Dur kız, boynumu koparacaksın. Benden habersiz yine ne yaptın sen ha? Sen mi aradın Nadir'i? Ne dedin Allah aşkına söyle. Vallahi aramadım. Yani Nadir'i aramadım. Gazi ile konuştum. Hakikatli adammış bak. Konuşmuş Nadir'le. Bırak şimdi Gazi'yi falan. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ha? Nasıl? Ablam benim. Hazırlanmam lazım benim. Bir kahvaltı ederiz değil mi? Ederiz. Ama ne zaman gelecek acaba Turaç? Saat de söylemedi Nadir. Hadi. Allah'ım şimdi bir de onu bekle. Gönül sen misin? Evet de sen kimsin? Nadir abi yolladı. Turaç? İşi var Turaç'ın. Beni yolladı, bin hadi. Tamam da sen kimsin dedik, adın yok mu? Var. Olmaz mı? Ne var? Ne bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Özlemişim canım. Canım. Kuzum. Aslan parçası. Ne haber aslan parçası? İyiyim. Sen niye hiç gelmedin bana? Özlemedin mi hiç? Geldim işte Mehmet Aga. Anca ya. Anca geldim. Anca geldim ya. Düşüreceksin çocuğu. Hop. Gel annem. Gel. Canım benim. Anlat bakalım hadi. Nasılsın Ekrem? İyidir hanım ablam. Sen nasılsın? İyi. Bu da senin. Beğendin mi? Çok güzel bunlar. Çok sağ ol anne. Güle güle giy canım benim. Daha da güzellerini alacağım ben sana Mehmet'im. Hediye istemiyorum. Ben seni istiyorum. Sen hep gel beni görmeye. Ben de istiyorum hep gelmek ama... olmuyor Mehmet. İşlerim var. Babam neden gelmedi seninle? Ne? Babam neden yok? O gün geldiğinizde de hep uzak durdu. Yüzüne bakmadı senin. Sen neler diyorsun oğlum? Gördüm işte, öyleydi. Yalan mı? Mehmet. Annem yapma bak, üzüyorsun beni. Küstünüz mü siz babamla? Kavga mı ettiniz anne? Biz, evet. Küstük annem. Ben üzdüm babanı. Ne yaptın? Neden üzdün? Üzdüm işte. Büyükler öyledir. Anlaşamaz bazen. Anneler babalar da mı? Tabii. Onlar da. Küserler işte. Çocuklara ne olur o zaman? Mehmet sorup durma ne olur. Nasıl özlemişim seni. Bırak hasret giderelim. Ne olur üzme beni annem. Anne. Özür dilesem babamdan. Belki affedersin. Yine birlikte oluruz. Evimize gideriz. Ben de burada kalmam o zaman. Hep birlikte oluruz. Olmaz mı? Eve mi? Derman'a geleceğim. Teşekkür edeceğim Nadir'e. Çok kalmam, merak etme. Arayıp haber verelim. Ara, sen bilirsin.
Buraya kadar boşuna zahmet etmişsin. Konuşurduk telefonda. Olsun. Yüz yüze teşekkür edeyim dedim. Bir şey yapmadım. Oğlundur. Kendini bildiğin sürece, olur olmaz işlere girmediğin sürece gidip görebilirsin. Biliyorum. Artık seni de Mehmet'i de utandıracak bir şey yapmıyorum. İnan bana. Bakma öyle Nadir. Doğru söylüyorum. Evladımın üzerine yemin ederim bitti. Duydum. Fadik gelip anlatmış. Gazi inanmış. Ben de inandım. Benden başka herkese inanır hale geldin değil mi? Öyle oldu. Kendiliğinden olmadı ama. Bir süre böyle devam ederiz. Her seferinde aramana gerek yok. Haftada bir iki gider görürsün. Bizim çocuklar alır bırakır seni. Sağ ol. Bugün ne yaptın da kızdırdın babamı? Niye küstünüz diye sordu Mehmet. Büyüyor oğlan. Aklı eriyor artık. Özür dilesen barışsanız olmaz mı dedi. Sen ne dedin? Bilmiyorum dedim. Bil gönül. Allah aşkına bil artık. Biz seninle mümkün değil. Ölürüz. Öldürürüz birbirimizi. Ama yan yana gelemeyiz bir daha. Aklında, içinde en ufak ihtimal bile kalmasın. Kaldığını kim söyledi ki? Ben bilmiyor muyum seni? Kendimi bilmiyor muyum? Daha neyi konuşuyoruz o zaman gönül? Konuşmuyoruz ki biz seninle artık. Sen bana ağzına geleni söylüyorsun. Ezdikçe eziyorsun, gönderiyorsun. Mehmet'imi gördüm. Bugün bana dünyanın en güzel günü. Düşman gibi olmayalım. Her şeyimiz gitti, bari insanlığımız kalsın diye teşekküre buraya kadar geliyorum. Senin şu ettiğin laflara bak. Zorlama kendini gönül. Ne bana teşekkür et ne bir başkasına. İnsanlığı falan da unut. Sen yat kalk Mehmet'e şükret. Hayattasın diye. Mardin'deki o pis evde bir kurşun da sana sıkmadım diye. Hala yüzüne bakıyorum. Allah'tan korktuğumdan, oğlundan ayırmıyorum seni diye yat kalk Mehmet'e dua et. Şimdi çık dışarı. Nadir, dikkat et. Değişiyorsun. Böyle değildin sen. Zalim bir adam oluyorsun. Ne olmuş ki acaba? Haberlerde de yok bir şey. Ölüm kalın falan olsa çıkardı üçüncü sayfada. Değil mi? Yaralanma, kaza. Ne ararsan var işte burada. Ama Ragıp yok. Kızım, polis kayıp dedi zaten. Şöyle oldu böyle oldu demedi ki. Niye panik yapıyorsun o zaman abla? Ragıp bu. Ne gelmiş olabilir ki başına? En fazla basmıştır birinin damarına. Sonra da yemiştir sopayı, oturmuştur. Kızım öyle deme. Adamı kapıya koyduk diye gitsin ne olursa olsun yani. Günah değil mi? Delireceğim şimdi ya. Gerçekten delireceğim. Günah dediğin adam kim? Ragıp değil mi? Bırak Allah'ından bulsun ya. Bizden uzak olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Tövbe tövbe. Oh, olamıyorum işte. Ben seni kadar rahat olamıyorum. Allah Allah. Baban ne olur sanki ya. Ne kıymetli Ragıp'mış bu ya. Durmadan onu düşünüyorsun. Aman dalmışım öyle. Ne var? Dalma. Gel hadi yemeğe. Ya iştah mı kaldı zaten? Habire yürek kalkıntısı. Hadi ne olur ya. Bravo. O kadar dedin getirttin adamı kapımıza sonunda. Sahi mi? Ragıp mıdır? Ne güzel değil mi? Kutlama yaparız. Kim olacak bu saatte? Gönül Hanım. Gönül. Gönül kız. İyi misin? Sen söyledin değil mi?
Allah cezanı versin senin. Neyi ben söyledim be? Yerimize sen söyledin bunlara. Senin yüzünden gelip bastılar evi. Kızım söylemeyip ne yapacaktım? Kaç gündür ellerindeyim. Tıktılar beni de buraya. Ne oldu konuşunca? Bıraktılar mı? Aferin mi dediler ha? Ne oldu? Ne bileyim kızım. Korktum be. Allah çarpsın korktum ya. Mahvoldum ben. Mahvoldum. Sakin ol kız. Derdi nadirle bunların. Onu da mı anlattın? Söyledin mi yerine ha? Söyledin mi? Deli misin kız? Söyler miyim? Canıma mı susadım ben? Nadir. Nadir bir şeyler yapar. Mutlaka yapar. Of. Bunlar unuttu bizi burada. Kız. Kendinde misin? Dokunma. Aman iyi. Sesin çıktı neyse ki. Ne sorarsa sorsun konuşmayacağım. Ne? Sen de. Sen de susacaksın Ragıp. Anlatmışsın anlatacağını. Nadir'den falan bahsetmeyeceksin. Anladın mı? Ya kızım şakası yok adamların. Ben zaten seni verdim yırttım. Sen kendini düşün artık. Bırak Nadir'i bakar o başının çaresine. Olmaz. Öldürseler de söylemem hiçbir şey. Böyle bir kötülük yapamam Nadir'e. Bir de bunu yapamam. Oo, cins bunlar cins. Nereye? Aşağıdakilere yemek götürüyorum. Tamam ver ben götürürüm. Aha geldiler. Acıkmışsınızdır alın yiyin. Ah be abicim. Kuru ekmek mi getirdin? Geçen gün kebap söylemiştin ne güzel ne oldu ya? Çok konuşma. Ne oldu yüz vermiyor musun? Şşş. Unutmadım o akşamı ben ha. Bakma şimdi. Civan Bey falan. İşimiz gücümüz başka diye karışmıyorum. Zahit. Bir dahaki sefere seni öldürürüm. Deli deli konuşma kız. Sinirleri bozuk abi bakma sen buna. Durduk yere rüzgar yapıyor işte. Sen karışma. Aynı kömürlüğe götürürüm seni. Aynı adamları bulurum. Kilitlerim kapıyı üstünüze. Kes lan! Vursana. Vur. Vur hadi. Zorla gebertireceksin kendini Allah'ın manyağı. Harbiden delisin kızım sen. Azıcık aklım vardı o da kaçmış gitmiş. Ragıp. Karışma bana zıkkımdan. Gönülcüm. Moralim bozuk yani. O ekmeğini yemeyeceksen... Allah belanı versin. İyi. Yine ne var ya? Ne var? Şş, sakin olun ya. İyi baktılar mı size? Ya Civan Bey hoş geldin. Neredesin sen ya? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç insanlık yok senin bu adamlarda. Öldük burada ya. Ne ölmesi be? Hayvan gibisin işte maşallah. Daha ne kadar tutacaksın bizi burada? Size bağlı. Gel biraz konuşalım biz seninle. Abi ayak yoluna gideyim bari. Patlayacağım burada ayıptır ya. Patla. Allah, Allah. Patladım zaten. Betül ne yapıyor? Devam mı başınızı ağrıtmaya? Bildiğim Betül abi. Yazık oldu Turaç'ım. Doğursun da hayırlısıyla. İnşallah. Eyvallah Hayri. Unutmam bu iyiliğini. Zorda kalmadıkça aramam, zora sokmam seni merak etme. Hayırdır? Eski emniyetçi bir arkadaş vardı da birini sordum. Kim? Tanımazsınız.
Bir iki saate gelirim ben. Nadir dönünce söylersiniz. Aga. Gelelim mi? Yok. Kısa bir iş. Önemli değil. Hadi eyvallah. Aga. Kim indirecek bu? Ne indirmesi oğlum? Sakin adamdır durup dururken. Aga. Sakinden korkacaksın. İyi geldin mi Su? Hayvanlık yaptın bu ben yokken? Yok. Daha ne yapacak ki zaten? Bana bak. Zahit. Bak. Ben her şeyi sonradan öğrendim Gönül. İnanırsın inanmazsın. Senin bileceğin iş. Ama o zaman amcam ölünce, ortalık ayağa kalkınca yani, kimse hiçbir şey görmedi. Beni de görmediniz tabii. Öyle. O arada olan olmuş. Neyse geçmiş ama. İyisin, rahatsın. Vallahi böyle iki lafla geçmedi Civan Bey. Senin başın kalabalık diye görmedin ya beni. Kimse görmedi. Ama Zahit gördü. Mandıraya kilitledi. Oradaki sapık da gördü. Parayı önümde saydı, sattı beni. Şu aşağıdaki Ragıp'ın eline düştüm. O da gördü. Onun sattığı adamlar. Say say bitmez. Hepsi gördü. Ama siz görmediniz. Cenazenize ağladınız. Nadir'in peşinde koştunuz durdunuz. Bu arada ben insanlığımdan çıktım. Çıktıysan çıktın ne yapayım? İşi gücü bırakıp oturup sana mı ağlayayım? Durup dururken mi geldi bunlar başına? Ha sen evinde oturuyordun namusunla. Dünya tepene yıkıldı öyle mi? Ne işin vardı kızım amcamın koynunda? Bu nasıl bir manyaklıktır ya? Aynı evin içinde be. Mardin'de başka etek atacak adam mı yoktu? Ama kabahat rahmetli de. Aslan gibi adam durdu bula bula gitti seni buldu. Al işte. İkiniz de buldunuz belanızı. Sizden sonra da biz. Hepimiz. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu daha hiçbir şey. O nadir köpeğini bulmadan hiçbirimize huzur yok. Anladın mı? Yok. Şimdi adam gibi soruyorum. Nerede Nadir? Bilmem. Çoluğunu çocuğunu kaçırdı kurtardı bu herif. İstanbul'da burnunun dibindesin neyini bilmiyorsun? Belki de biliyorumdur. Ne istiyorsun sen para mı? Tamam. Ne kadar istiyorsan söyle dert değil. Nerede? Bir şey vermene gerek yok Civan Bey. Canım söylemek istemiyor. Bey müsaade et ağzını burnunu dağıtayım şunu. O kadar hayvanlığını çekmişim. Dayağından mı korkacağım gerizekalı? Kesin be! Boşuna aldın beni. Boşuna sorup duruyorsun. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamış benim. Niye konuşayım sana? Bu senin oğlan Mehmet. Kaç yaşına girdi Gönül? Mehmet. Bir şey vermene gerek yok Civan Bey. Canım söylemek istemiyor. Bey müsaade et ağzını burnunu dağıtayım şunu. O kadar hayvanlığını çekmişim. Dayağından mı korkacağım gerizekalı? Kesin be! Boşuna aldın beni. Boşuna sorup duruyorsun. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamış benim. Niye konuşayım sana? Bu senin oğlan Mehmet. Kaç yaşına girdi Gönül? Mehmet. Oğluma elini sürersen Nadir'e bırakmam. Ben gelip öldürürüm seni.